ya. Nice Greek Song da değil yani. Ee, Maraşlı dizisi inceleme gelsin o zaman durum. Bir Maraşlı dizisini inceleyelim. Ben Maraşlı dizisini hiç izlemedim. Ne yapacağım. Siz de izleyeceksiniz. Ben de hiç izlemedim. Aç sesi de aç. Ama bildiğim kadarıyla Maraşlı ile ilgili bildiğim bir iki şey var. Çukur falan filan. O tarz böyle mafyatik falan bir şey galiba. Karma mı diyorsun yani? Bir dakika dur. Aç sesi de. Aç. Nasıl? Oldu mu böyle? Mimik oynamadıysa olmuştur. Oynadı mı? Ben yani oldu mu derken yerli dizi izleyen kadınlara soruyorum. Çünkü güzide senaristlerimizde anladığım kadarıyla kadınların deminki erkek tipinden hoşlandığı doğrultusunda bir kanı var da doğruysa diye dedim. Bir daha bana haber vermeden bir yere gitmek yok. Anladın mı beni? Tamam bırak kolumu. Ondan sonra ne istiyorsan yaparsın. Ama sanırım ben mevzuyu buldum. Bu kaba erkek kurgusundaki galiba şey dizilerimiz yurt dışında çok izleniyor ya. Yazları kadın turistleri plajda are you disco diyerek tavlamaya çalışmak gibi sanırım. Ay kadın mı dedim ben az önce? Bayan olacaktı. Bayan bu tartışma hiç bir konu değil. Yürü hadi bayan. Anladım bayan. Teşekkür ederim bayan. Sesinin tonuna dikkat et bayan. Neyse yine birkaç erkeğin güzel bir kızı koltuk gibi kolundan tutup oradan oraya koyduğu kadın dediğin her bölüm ağlar, erkek dediğin her türlü bağlar <laughs> türündeki yeni dizimizin Hizmet adı bu. <laughs> Maraşlı. Adanalı, Maraşlı, İstanbullu gelini de sayarsak kaldı 78. Ama şimdi dizideki Maraşlılık bir başka. Abi sen nerelisin ya? Kahraman Maraş. Benim eniştemin dayısının patronu da Maraşlıydı. O zaman biz gidelim abi. Lütfen. Maraşlı eski bir asker ve gizli bir istihbaratımsı yapının sorgusunda geçmişi anlatırken başlıyor dizi. Maraşlı kızını bir konsere götürmüş ve doğum günü hediyesi olarak bir köpek almış. İşte ne oluyorsa ondan sonra oluyor. Bir terörist ne oluyor ya? elinde pompalı bir tüfekle konser alanına girip insanları tek tek vurmaya başlıyor. Palyaço'yu da vurulduktan sonra düşeceği yere bakanı da. Ama, ama Maraşlı da durur mu? vurulmasına rağmen teröristi yaralıyor ve daha sonra bir bakıyor ki kızı da kanlar içinde yerde. İşte tam bu noktada karakterimizin ambulans araması gerektiğini düşünüyorsanız buralarda yenisiniz derim. Yo bizim dizilerde ambulans aranmaz. Yaralı kucağa alındıktan sonra gökyüzüne doğru bağırılır. Ambulans duyarsa gelir. Yani işte şöyle Ve daha sonra anlıyoruz ki ambulansa bağırmak işe yaramış, karakterimizin kızı ölmemiş ama aradan geçen bir yıla rağmen hiç konuşmamış. Baba da bir sahaf dükkanı açmış ve geçmişini tamamen unutmak isterken daha yeni lise dizisinde bir liseliği oynayan oyuncumuz 30 yaşındaki adamın partneri olacak esas kız olarak giriyor içeri. <laughs> Esaslık da bir yere kadar. Annemin anahtarlığını kaybettim. Neyse başrol kızımız bu duygusal çonçililiğin yanında büyük abisi gibi duran esas erkeğimize önce bir kitap ardından da bir fabrikanın adresini soruyor. Çünkü kızımız bir fotoğrafçı ve amacı da o eski fabrikanın fotoğraflarını çekmek. Sen yine ne olsa beğenirsin? Tam bu kızın o fabrikaya gittiği anda da deminki o terör olayını araştıran savcıyı öldürmesinler mi? Yemin ediyorum şu dizilerde tasvir edilen İstanbul'dan büyük apartman var ve bu kızı da savcıyı öldürenlerin fotoğrafını çekerken yakalanınca Maraş'ı kurtarıyor. Ve başrol erkeğimiz 3 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaralıyor ama <laughs> emniyet amiri. Vallahi helal olsun adamı alnının çatından vurmuşsun diyerek tebrik edip gönderiyor. Kızı da babası gelip alıyor. E tabi şimdi babanın da bakkal terzi mümessil ya da herhangi bir eleman değil. iş adamı. Kodaman olduğunu söylememe de gerek yok sanırım. Ya yok mu şu hani eve ayakkabıyla girip kahvaltıya balo salonuna iniyormuş gibi rengillerden? Ha işte o. Zaten biliyorsunuz dizilerimizdeki büyük tabloya baktığınızda bütün savaş eve ayakkabıyla girenlerle girmeyenler arasında. <laughs> Neyse uzatmayın. Tabii ki çok zengin olan kızın babası madem kızımı kurtardın sen bu işten alnıyorsun diyerek Maraşlı'yı kızının bodyguard'ı yapıyor. Eh demek ki yine... Hında! Peki Maraşlı bunu niye kabul ediyor? Tabi şimdi Badiler'in de gardını alamaması kurgusu geçmişten gelen bir adet. Zaten bu dakikadan sonra dizide ne kadar kadın varsa Maraşlı'yı gördüğü anda dondurma gibi eriyor. Kuruduk kaldık burada valla. Allah Allah. Bıyıklar güzelmiş. Çok değişik bir tipsin. Çok değişik. Peki esas kız? Yok şimdi söz konusu yerli dizi olunca yazılı olmayan bazı kurallar var. Onun birinci maddesi aşk. ikinci maddede o aşkın nefretle başlaması. Senariste o reytingin kıvamına göre o nefretin altını açar ya da kısar. Dur. Bakın bu videoyu 14 Şubat'ta çekiyorum. Siz siz olun. Evet dizilerimizde bu sahneyi milyon kez bize verdiler ama kadınının üstüne düşmek dedikleri bu değil. Bu arada erkeğin özütü başrolümüz daha önce de kızını yaralayan adamı ve onu bulduğu yerde de bir araç plakası bulmuş. O plakanın yazılı olduğu kağıttan da kızın babasının uçak şirketinin logosu çıkmasın mı? Maraşı da böylelikle anlıyor ki o terör elimini gerçekleştirenlerden biri kızın ailesinin içinden birisi artık şirketinin logosu. Neyse 3 reyli <laughs> erkeğimiz iki kez hayatını kurtardığı kızı ailesinin içindeki gerçekleri gösterebilmek için bir de dağ evini kaçırıyor. Evet yine dağ evi. Yani şimdi bu devirde dağ evi olmayan erkek de ne bileyim. Dışarıda oturduğu mekanda sigara paketinin üstüne telefon, onun da üstüne araba anahtarı koyunca kendini tamam hisseden adamlar vardı. Bu dağ evlerinden sonra onlar da yarım kaldı. İşte hayat hep bir eksik. Gerçi oturunca bütün variyetini çıkarıp sehpanın üzerine koyan erkekleri de son anladım. Pantolon dar ya, bu arada kızın peşinde de adam öldürürken fotoğrafları çekilen kötü adamlar var. Kötüler ama öyle böyle değil. Biliyorsunuz böyle mafyatikli dizilerde adam öldürmek yazın koluna konan sivrisineği öldürmek gibi. Ama bu sefer bir ilk gerçekleşti. Çünkü bir mafyalı dizimizde ilk kez online adam öldürme gerçekleşti. Yani dizilerimizin pandemiye uyum süreci de dünya standartlarının <laughs> ötesinde. Bu arada Maraş'ı sürekli... <laughs> Nasıl yani ya? rüyasında geyik görüyor. Ve ara ara gösterilen... Maraşlı'nın patronusu olabilir mi acaba? Sorgularda kendisinden Belki rüyasını de. anlatması isteniyor. İşte Diyor ki rüyamda ben geyik görüyorum. Sorguyu yapanlar da soruyor. Nasıl bir geyik? Mar <laughs> Maraşlı da geyin robot resmini çiziyor. Tamam hadi sorguda rüya anlatma kısmını geçtim. De, rüyada görülen geyin eşkalini çizmek nereden baksan sanatsal bir dokunuş. Ama yerli dizi yapmak gerçekten sanatın bir başka dalı. Çünkü bütün karakterleri böyle birbirine bağlamak vallahi kolay iş değil. Gidiyoruz. Bakın bu dizimizde de esas kızın eski sevgilisi ve abisinin çocukluk arkadaşı, abisinin karısıyla birlikte, evin hizmetçisi diğer abiye, kızın babasının ilk karısı kocasının ortağına, ikinci karısı da kızın korumasına aşık. Ve büyük bir ihtimalle kızın babası da zaten babası değil. İşte bu <laughs> cidden bir abi. sanat. Hatta böyle marangozluk gibi nesilden nesile geçecek bir sanat. Ama özetle Maraş'ı rating pastasından bugüne kadar kimler yediyse her birinden acık acık alan ama deminden beri saydığım onca klişeye rağmen diğer yerlilere göre merak ettirebilen ve belli bir temposu olan bir dizi. Ve tabii ki yine hak veriyorum. Çünkü kolay iş değil bu sürelerde bir dizi yapıp bir de tempoyu tutturabilmek. Benimkisi sadece belki de birilerinin o klişeleri görebildiğimizi hatta doyduğumuzu anlamasını sağlamak diyeceğim de zaten hedef çoktandır biz değiliz. Hedef daha bunlara doyamayan İspanya başta olmak üzere bütün dünya. Sonra da diyorlar ki videolara niye altyazı koymuş? Ha işte hep memlekete döviz girsin diye. Maraşlı.